Merhaba, bu hafta Airport'ta gökyüzüne farklı bir yolculuk yapacağız. Size bulutları, gökyüzündeki o hava akımlarını, renkli donanımların farklı bir yönden anlatımını yapmaya çalışacağız. Önemli bir de konuğum var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hep biz koltuklara yaslanır, yolculuğumuzu, uçuşlarımızı yaparız ama birçok insan bu. Gökyüzündeki bulutları, değişik katmanlardaki akımları, değişken bulut çeşitlerini falan bilmezler. Yani bu güzelliklerden yoksun olarak giderler. Herhalde en önemli gerekçesi işte bilmemezlik. Nasıl olur da biz insanlara bunu anlatırız? Cam kenarında oturan bir yolcunun gökyüzüne bakarken buradan daha fazla zevk almasını sağlarız. Ya yani bu tabii iki türlü olabilir. Yani o yolcu biraz ilgilenmesi gerekiyor. Belki okullarda biraz bu konuyu daha iyi öğretmek lazım. Bir de pilot belki ilginç bir şey gördüğü zaman Bahsedebilir yani işte sağ tarafta şu var. Bazen diyorlar işte şimdilik şu şehrin üzerinden geçiyoruz. Aynı şekilde şimdilik şu bulutun üzerine geçiyoruz. Ya da işte sol tarafta şöyle bir olay var ee, diye böyle şey yapabilir. Bilmiyorum ama her yolcu o tarafa doğru yığılır diye ama evet. korkar bilmiyorum. Bazen böyle merakları da var. var Makinesini, donanımını hmm. sağlıyor ve başkaları uyurken o camını kapatmadan Ha bir de dışarıyı izliyor, fotoğraflıyor, kamera veyahut da evet. kendi gözleriyle takip ediyor. Sanırım siz de öylesiniz yani. Onlardan bir tanesi. Ben de zaten bu sizle sohbetimizde çektiğim fotoğrafları nasip olursa hmm. şey yapacağım, yayacağım. Çünkü böyle bir fotoğraf sevgisi düşüncem de var. Bitirdim yani çalışmayı. Hmm. Sadece sizin de yardımınızla onu bir sınıflandırmasını yapmak lazım. Çünkü yanılmıyorsam beni düzeltin, İşte alçak, orta ve yüksek diye sınıflandırılan katmanlarda 10 çeşit ana çeşit olarak bulut var hı hı. ve bu bulutların da siz uçakla e, değişik katmanlara çıktığınızda güneşten aldıkları ışığa göre değişken bir durumları var. Bunu siz daha iyi ifade edersiniz. Neye göre değişir? Mesela biz en yukarıya çıktığımızda böyle üst üste farklı katmanlarda bir bulutlar görüyoruz. Şimdi bu alt katmandaki bulutlar aşağı seviye bulutlar işte Stratocumulus, Nimbus gibi işte yağış olan vesaire ya Stratocumulus bazen yere iner içine bir sis deriz ona. Evet. Aslında sis bir bulut. Uzaktan bakınca bulut içine girince sis. Yukarı doğru çıkça bu altolar oluyor. Alto ismizden orta demek. Yukarı daha da yukarısı sirüsler var ve Şimdi en yukarıda siriuslar, siriuslar var. Siriuslar var ince böyle tül şeklinde at evet. kuyruğu gibi böyle gitti yöne geri En güzel de bazen onlar o güneşin Aa. batarken Aa, yansımayı bir, onlar veriyor. Evet içinde buz kristalleri olduğu için onlar sadece buza evet. oluşur onlar. Onlar buzluk ışığı da kırabilirler yani daha böyle şey. Hatta böyle nasıl diyeyim bazen ayın etrafında olur böyle hale gibi. Evet o onun içinde de oluyor. Tabii gök gibi. Ha, gök kuşağı gibi ama yuvarlaktır bu. Evet. Aslında ben en çok aradığım şey de gök yukarıdan bakıp Yuvarlak olarak görmek. Aşağıda. Kim? Evet. evet. Çünkü biz kökmişken hep böyle yarım görürüz. Ama buluttan tam bakınca tamdır. Yani evet. yuvarlaktır. Ben onu görmeye çalışırım. Benim de. Ben bir iki tane öyle fotoğraf çektim. Nasıl? Bunları, ya, bunları. He, yukarıda. Ha, müthiş ya o zaman. Ama onun bizim aşağıdan gördüğümüz şekli olduğunu bilmiyordum. Ya, ben aşağıdan yukarıda. daire gibi gözüküyor. Hatta bir uçunda hazine vardır vesaire. İçine evet. geçersen işte kadın erkek erkek kadın oluyor. Bazen pilotlar geçmeye çalışıyor. Yani o zaman <gülüyor> uçak. <gülüyor> Top bir değişime uğrayabilir mi? Yok o şimdi mümkün değil içinden geçmek. Çünkü evet. ne oluyor gökkuşağı siz hareket ettikçe o da hareket ediyor. Ben onu tam olarak daire olarak görmeye çalıştım. Genellikle bulutla uçakta ama şimdi kadar hiç göremedim. Daha çok şey görünüyor şimdi uçakla bakarken böyle kümelenen var. Biz şimdi siz dediniz ya bulutları üçe ayırırız orta. Evet. Bazen iki ikiye ayırırız bulutları biz. Yani dikey gelişen bulutlar kule şeklinde bir de yatay gelişen bulutlar var. Mesela bu kümelenen dikey gelişen bulut 500 metreden başlar. 11-12 kilometre kadar çıkar kule gibi. Evet. Zaten en büyük fırtınalar, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım da oradadır. Küre elinize aldığınızda en güvenli uçuş güzergahı veyahut da en riskli diye sınıflandırdığınız hava akımlarına bakarak bir şey var mı? Şimdi bu iki yani şey bakarsanız mesela jetlerden kaçıyorsanız bu polar jet var bir de subtropikal jet var böyle tam 60 derece kuzey 30 derece güneyde. Bu ikisi Geliş için iyi, düşüş için kötü. Yani onlara binerekten giderseniz ekonomik tasarruf edersiniz. Yakıt evet. tasarrufu. Rıza yani giderseniz. uçaklarınız o güzergahı takip ederse ee, tasarruf edersiniz. Ama karşı ona karşı uçarsanız <laughs> aynı bu çeken... Bunlar daha çok hocam kuzey güney kutup farklı. <laughs> yani mesela kuzeyden Güney kutbuna uçarken mi yoksa kuzey yarımkürede ya ben kuzey yarımkürede tabii yaşadığımız yönü söyledim. Hep onu ama bunu anlatıyorum. Zaten hava ama, trafiği de hep kuzey de ağırlıkla. <laughs> ama dediğiniz gibi kutuplar arası aşağı doğru uçarsanız onu iki yerde kesersiniz onları. Evet. Yani giderken böyle kesersiniz. O sizi biraz böyle sağa iter. Tekrar geri dönersiniz. Çünkü hava akımı değil mi? Hep e... böyle jet gibi akıyor nehir gibi. Yani İçine kuzey ek... güney yönünde bir hava akımı yok. Yok, yok. Güney kuzey yönünde şöyle var. Yani hava ısınıyor, yükseliyor. Evet. Gidiyor, 10-12 on, kilometrede gidiyor. Bir yerden aşağı çöküyor mesela. 30 derecede çöküyor hava. O yüzden orada hiç ya şey yok yani orman yok. Çöl var. Mesela Sahra Çölü'nün oluşu nedeni orada havanın çöküyor olması. Yani ben bir de şeyde mesela bakarım bir uçak sallanıyor. Hani hava boşluğu deniyor ya. Aslında evet. havada boşluk yok. Yani sıvı ve gazlarda boşluk olmaz. İstersen şöyle bir yumruk atın havaya. Bazen boşluğun. soğan tarlasına girmiş gibi tık tık tık, yani tık böyle sanki. bir tarlaları. Evet. Bu türbülans oluyor bu. Bu türbülansın birkaç nedeni var. Ben onu anlama çalışırım mesela işte nerede bu tür mesela bu kümelerimiz ki bulutlar var ya bunlardan 20 e, mil uzaktan uçması gerekir uçağın. Türbülansa girmemesi için. Bazen ki. pilotlar öyle bilgilendiriyor. Yani türbülansa bulutu, gireceğiz. Evet ya türbülansa gireceğiz veyahut da bir önemli bir riskli bir bulut var Hı, etrafını bir, dolanacağız diyor. Mecbur dolanıyor. Onun, çünkü bu dolanmasa türbülans. içine girse ne olur? E işte o zaman buzlanma ihtimali var. Eee türbülans sa daha fazla irtifa kaybedebilir, yukarı evet. itiş yapabilir. Yıldırım yıldırım etkisine girecektir. Tehlikelidir, risklidir yani mesela uçuş. Mesela karadan denize doğru geçtiğinizde o hava akımları daha fazla etkileniyor ama türbülans olur. Bir de evet. dağların üzerinden geçerken de olur. Dağlarda da oluyor ama mesela Fransa'dan Brezilya'ya gidiyorum. Hep okyanusun üstündeyiz. Evet. Müthiş bir türbülansa girdik. O Buradaki... da şey işte takımları. Evet. Şimdi 11-12 km'de nehir gibi akan rüzgarlar var. 122 150 km hızdaysan jet ekibi bu 2. Dünya Savaşı'nda bunu bilmişler. Şimdi gece Almanlar çıkıyorlar. İngiltere'ye bombalayacaklar. Koordinatları ayarlamışlar, yön ayarlamışlar, çıkıyor belli bir yüksekliğe, gidiyor belli bir saat ve bombayı bırakıyor bir bakıyor ki kendi ülkesini bombalıyor. Mesela Ge jetten geçiliyor. tabii jetten aynı hızda olduğu için yerinde saymış, görmüyor. Hmm. Bazen de gökyüzü masmavi. Normalde öyle. Uç, evet uçaklar yani hiçbir bulut falan yok ama uçaklar nefis bir iz bırakıyor. E, Kontreyler evet. evet. Bize de mesela çok soruyorlar. Bunun en güzel cevabını verecek olan da sizsiniz. Onu... Neden o uçaklar gökyüzünde iz bırakır? Şimdi o her zaman aslında o olay oluyor ama rüzgar kuvvetli olduğu zaman yukarıda. Her zaman gibi görülemiyor. Hemen dağıldığı için görülemiyor. Ama yukarı seviye nemli ve e, sakin olduğu zamanlar o uçağın egzozundan çıkan sıcak ve nemli, ve nemli. hava evet. ortadaki soğuk havayla karışmaya başladığı an yoğuşuyor. Hatırlarsanız bir gün İstanbul'dan Ankara'ya gidecektik ve Ankara'daki yoğun sis sebebiyle uçuşumuz <laughs> epey gecikmişti. Evet. Bu sise bir meteoroluk gözüyle baktığınızda çare yok mudur? Var. Şimdi sisi kaldırmak için sizin oluşumunu bilerekten farklı bir yöntem etmek lazım. Yani sizi iki türlü, üç birkaç türlü kaldırabilirsiniz. Bir tanesi e, ee, oradaki helikopterle vesaire rüzgarı yarataraktan sizi dağıtmak. Evet. Yani pistlerin üzerinde. Bir tanesi de eğer sis eksilerin altına ise yani donmuş sisse. O zaman bu, iki türlü sis var değil mi? Bir sıcak. Sıcak bir de soğuk, bir soğuk sis var. Evet. O soğuk sisi de ısıtmak e, to, tohumluyorsunuz. Yok Isıt. ısıtmıyorsun. Ha, İçine bir şey atıyorsun. O aşırı soğumuş sıvı su damlacıkları o kristaller zaman toplanınca büyüyor büyüyor damlacıkta şeklinde. Yere Büyüdüğü zaman görüş açılıyor. Evet. Sıcak yani olunca hocam. Sıcak olunca rüzgarla yapman gerekiyor. Evet. Soğutma şansı yok. Yok. O, yok havayı soğutamıyor. O sizle Ancak konuştuktan sonra ben onu araştırdım. Hı -hı. Hani sis yok edici Var. sistemler kuruluyor. Evet. Mesela propan gazları salıyorlar. Mesela evet. Şimdi propan gazı falan çok soğuktur. O, o basınçlı kaptadır. Onu saldığın zaman o çekirdek gibi davranıyor. Etraftaki bütün o aşırı sorumlu sıvıslanma açıkları onun üzerine yani toplandığı zaman büyüyü adamatikler görüş açılabiliyor yani böyle şeyler yöntemler var ama daha da şeyi tabii ki havalanlarında bizim en büyük problemimiz radar yok yani terminal radar yani havalanda bir microburst mesela bazen bakıyorsunuz böyle aşağı doğru inen böyle bir şey var iz var sonra bu gelip yere vurduğun zaman yerden böyle dönüyor buna microburst Hı -hı. diyoruz ya da downburst bunlara tahmin edecek, verilecek sistemlerimiz yok bizim şu an. yani e, radardan kastınız sizin bakıcısı, meteoroloji, radarı. meteoroloji radarı. Ama şeye havalimanının yakın bir yerinde olacak. Olması lazım. Böyle dağın tepesinde öyle değil, dağ radarı değil. Türkiye'de mesela da falan bu mutlaka olması gerekiyor İstanbul'da. Yani bir aşağı doğru mikrobüs patlamasında hiçbir tahmin edecek bir şeyimiz yok yani. Hiç Savunmasız. Yani, teknik donanımımız yok. yok. Ama Türkiye'de henüz meteoroloji mühendisliği yaygın değil yani. Meteoroloji işte hava sıcaklığı 3 derece, 5 derece yağdı yağmadı bu kadar. Ama bunun aslında daha ileri daha ileri seviye götürüp. Tabii, tabii. Ya yani mesela özellikle Türkiye'de havacılık sektörünün kar edebilmesi için metodoloji şartları çok iyi okuyabilmesi, işletmeyi ona göre yapması gerekiyor. Uçuş hareket uzmanlığı şart. Yoksa gidip de bir havalan git Trabzon'a kadar İstanbul'dan sonra Aa, siz var geri dön. <laughs> yani bu bir saat içinde hava bir anda Değişmek. değişmesi evet. inanılmaz bir şey. Bunu tahmin edebilmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'de bazı havalandırmalarında sadece bir iki tane el termometresiyle gözlem yapılıyor. Yani meteorolojik altyapıyı kuvvetlendirmemiz gerekiyor havaalanlarında. El evet, termometresi de bu kadar olur yani. İşte bir iki tane havaalanında maalesef öyle. Hocam teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbet. Daha çok şey vardı anlatacak da. Bir, i̇kinci bölüme davet edeceğiz. <laughs> yani Ama sözünü alalım yani. <laughs> olur, Daha gökyüzünü bile doğru düzgün konuşamadık. Evet yukarılara çıkamadık. Daha neler vardı? O zaman söz hocam ikinciye davet ediyoruz. Eksikleri tamamlamak üzere. Tamam. Ayaklarınızda sağlık. Teşekkür ederim.